Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. ehliyet Tebriği Hoca kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle 50 tane sınav sorusu çözeceğiz. Yine görsel sınav soruları da var. Bir tane de videolu yani animasyonlu bir sorumuz var. Elimden geldikçe pratik yönden anlatmaya çalışacağım. Sizin isteyen soruları benle beraber çözmeye çalışın. Açıklamaları dikkatle dinleyin. Eksiksiz videolara bakmaya çalışın. Ve sınav tarzıya kadar ilineceklerimizi de asla kaçırmayın. Hemen aşağıda ilk yorumda linklerimiz var. Eksiklerinizi yine oradan da tamamlayabilirsiniz. Bilirsiniz. Ve bizlere destek olmak için videoyu beğenmeyi ve sınava girecek olan arkadaşlarınıza da paylaşmayı ihmal etmeyin diyelim. Arkadaşlarımıza canlı gönülden tebrik edelim. Ve hadi hemen samsoylarına başlayalım. Seyir haline gidiyorsunuz ve şekildeki levhayı gördünüz. Neyi düşünürsünüz? Geyik tarzı hayvanlar çıkabilir, hayvanlar çıkabilir, vahşi hayvan çıkabilir, ehli hayvan çıkabilir. Doğru cevabımız... C şıkkı vahşi hayvan çıkabilir anlamında kendisi tehlike uyarı işareti grubuna giriyor. Yol üzerinde bir hayvan olabileceğini veya işte hayvanların geçiş yaptıkları bir kesim olduğunu bize bildiriyor. Ve aynı zamanda yol üzerinde kir, çamur hani bunların da olabileceğini belirtmek için kullanılan bir levhamız. Hangisi fazla yakıt tüketimine sebep olur? Yakıt buralarının uzunluğu, yağ fitresinin tıkalı olması, yakıt fitresinin tıkalı olması, hava fitresinin tıkalı olması. Doğru cevabımız D şıkkı hava filtresinin tıkalı olması olacaktı. Hava filtresi yakıt sisteminin bir parçasıydı arkadaşlar. Yakıt ekonomisine doğrudan doğruya etki ediyordu. Hava filtresi bizim için önemliydi. Periyodik bakımı yapılması gerekiyordu değil mi? Biz periyodik bakımı yapmazsak eğer o motorun içerisine giren hava akışı zorlaşıyordu. Motor çekişten düşüyordu ve yakıt sarfiyatı da artıyordu. Mantığını bu şekilde söyleyebiliriz. İlk hangisi? Geçmelidir. Dikkatli bakalım. Bir nolu araç, iki nolu araç, yola en erken çıkmış araç, hızlı davranan araç. Doğru cevabımız. Aşık olacak bir nolu araç, düz giden araçlar dönecek olan araçlara göre öncelik hakkını sahipti ve orası bir kontrolsüz kavşak. Bu yüzden bir nolu araç ilk geçerdi. Şekilde soru işaretiyle gösterilen kapaktan motora ne konulur? Birazdan ekran görüntüsüne bakacağız. Antifriz motor yağı fren hidroliği motor soğutma suyu. Doğru cevabımız B şıkkı motor yağı olacaktı hatta kapağı aç motor yağını ekle kapağı aç motor yağını ekle diyorduk. Motor yağı nereden koyuluyor? Supap külbütör kapağından koyuluyor arkadaşlar. E, ve yine yağlama ile alakalı şunu bilelim. E, motordaki yağ seviyesi normalin çok altında ise ve biz bu şekilde aracımızı çalıştırırsak eğer motor aşırı ısınıyor ve zarar görüyor. Yine bunu da lütfen unutmayın. Motor dedim yıldızladım. Söylediğimi not alabilirsiniz. Yakıtan adet ısı enerjisini mekanik enerjiye çeviren makineleri biz motor diyoruz. Bu şekilde gelir. Araçlarda gücün kaynağıdır. Hangisidir der. Motor deriz bu şekilde de gelir. Aktarma organlarına güç veren hangisidir der. Motor deriz yine bu şekilde de geliyor arkadaşlar ee, dediklerim önemliydi. Şimdi görselimize bakalım. Bu şekilde gelebiliyor. Biz hemen soldakini çözmüştük. Ortadakine bakıyoruz. Motorun çalışması için ilk hareketi sağlayan parça hangisidir derdi. Marş motoru derdik. Soru işareti verip sorabiliyordu. Veya hemen orada gördüğünüz tanım şeklinde sınavda sorduklarını biliyoruz. Ve motorda yanma sonucu oluşan gazların dışarı atılmasını sağlayan parça hangisidir derdi. Egzoz manifoldu derdik. Yine bu şekilde gördüğünüz gibi soru işareti verip de sorabiliyordu. Organizasyon sırtan bastırma dirsekten kaldırma metodu ile suni solunum uygulamasında sırtan basınç yapılması kazazedede de hangisini sağlar? Bilinç kaybının düzelmesini, kalbin çalışmasını, nefes vermesini, nefes almasını birazdan görselimize bakacağız. Doğru cevabımız C şıkkı nefes vermesi olacaktı. Hadi hemen görselimize bakalım. Şimdi Holger Nielsen sırta bastırmakla kız nefes vermesi, desteklerinden kaldırmakla da nefes alması sağlanıyordu. Sylvester metodda hasta sırt üstü yatırılıyor. İki yardımcı yaralının baş tarafına geçiyor. Yaralının ellerini göğsüne doğru kapatarak bastırıyor. Bu şekilde yaralı nefes varmış oluyor. Sonra ellerinden tutup her iki yana ve yukarıya doğru açıyor. Bu şekilde yaralı nefes almış oluyor. Bir doğruya yıldızladım. Sadece ağız burun çevresine kanaması olanlara uygulanıyor. Bakın bu sınav sorusu yine bunu da unutmayalım. Kamyon, kamyonet ve ramoklarda kısa mesafelerde işçi taşınmasında hangisi zorunlu değildir? Kasa kenarlarının düşmeyi önleyecek yükseklikte olması, kasa üzerine kapalı olması, elle tutulabilecek korkuluğun bulunması, kasa kapaklarının kapalı tutulması. Doğru cevabımız. B şıkkı kasa üzerinin kapalı olması. Şimdi biz kısa mesafeden bahsediyoruz değil mi? Bu zorunlu değildi. Yani, e, bir de şunu öğrenelim. Kamyon, kamyonet ve romöklarda yükle birlikte yolcu taşınıyorsa, eğer, bakın, yükle birlikte yolcu taşınıyorsa ağır, işte zorunlu olan bir şey vardı. Yüklerin üzerine yolcu bindirilmiyor arkadaşlar. Kasa yan ve arka kapaklarının kapalı olması zorunlu. Yüklerin sağlam olarak yerleştirilmiş ve bağlanmış olması zorunlu. Yine yüklerin üzerine yolcu bindirilmiyor. Tekrar söylüyorum. Neden? Tehlikeli değil mi? Bir şey tehlikeli ise de yasaktır. Bunu da unutmayalım. Araç için gerekli elektriği üreten parça hangisidir? Alternatör, distribütör, kondansatör, marş motoru. Doğru cevabımız. A şıkkı alternatör olacak. Bakın araç için gerekli ne üreten diyor? Elektriği üreten parçaya biz alternatör diyoruz. Alternatörü gördüğünüz zaman M harfi yazın. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek görevi arkadaşlar. Mekanik enerjiyi elektrik enerjisine çevirmek alternatörün görevi de. Alternatörün diğer adı şarj dinamosu. Bazen sınavda şıklarda alternatör demez şarj dinamozlar o yüzden söylüyorum alternatörün elektrik üretip üretmediğini sürücüye yani bana gösteren bir göstergen vardı neydi o şarj göstergesiydi arkadaşlar moleküler tekyüzü gören kişiler haşa verilen sürücü bankası sınıflarından hangisini almak için başvuru yapabilir B sınıfı C sınıfı D sınıfı E sınıfı doğru cevabımız A şıkkı yani B sınıfı olacak. Monoküler yani tek gözü görmeyen kişiler her yıl bir göz hekiminden sağlık raporu da almak zorundaydılar arkadaşlar. Şimdi monoküler kişiler sürücü belgesi alabiliyorlar ama ambulans, resmi veya ticari araç kullanamıyorlar. M sınıfı motosiklet değil mi? motorlu bisiklet M sınıfı bunu kullanabiliyor. A sınıfı mesela motosiklet kullanabilir. B sınıfı otomobil bunu kullanabiliyor. Ama D1 gibi minibüs ehliyeti olan ticari araç ehliyeti alamıyorlar. Yine buna dikkat edelim. Trafik kazasına karışan sürücü yaralanmamış ise hangisini yapmak zorundadır? Akan trafiği kontrol etmek, yolu hemen trafiğe açmak, kaza ile ilgili iz ve delilleri yok etmek, ışıklı işaret veya yansıtıcı cihazlar koymak. Doğru cevabımız değişik olacak değil mi? Bir trafik kazası var. Sürücü yaralanmamış ama trafik akmaya devam ediyor. Trafik durmuyor değil mi? İşte o zaman ışıkla işaret ve yansıtıcı cihazları koymak zorundayız arkadaşlar. Aracın ön ve arkasına 150 metre mesafeden açıkça görülecek şekilde kırmızı yansıtıcı veya kırmızı ışıklı cihazı yerleştirmek zorundayız. Yine burada 150 metre bizim için sınav sorusu. Trafik zorunlulukları nedeniyle aracın durdurulması ne ad verilir? Şimdi sınavda durma, duraklama ve park etmeyi de soruyorlar. Onlardan da bahsedeceğim. Duraklama, park etme, bekleme, durma. Doğru cevabımız şıkkı durma olacak bakın trafik zorunlulukları trafik mecburiyeti bakın bunlar sizin anahtar kelimeniz bu bize durmayı veriyor ha şöyle söylersek yolun kapalı olması durumunda beklemek bu durmaya örnek değil mi? Karayola üzerinde önümüze seyreden aracın birden aniden durması önümde bir araç var birden durdu bu durmaya örnek yol trafiğe kapandı durdum bu durmaya örnek kırmızı ışık yandı durdum bu yine durmaya örnek e, trafik polisi bana dur dedi durdum değil mi? Bu yine durmaya bir örnek. Veya aracım benim arızalandı değil mi? Bu nedir? Trafik zorunluluğu, trafik mecburiyeti nedeniyle durmadır değil mi? Yine, budur, yine bu da bize durmayı veriyor arkadaşlar. Duraklama sınavlarda soruluyor. Kralı üzerindeki taşıtların durma halleri dışında yük almak veya boşaltmak, yolcu indirip bindirmek veya beklemek gibi hani kısa süreli durdurma hallerine biz duraklama diyoruz. Bu duraklama 5 dakikadan fazla sürüyorsa park etmeye girer diyelim. 11'e geçelim. Aktarma organlarından hangisi araca geri hareketi sağlar? Diferansiyel, şaft, vites kutusu kavrama. Doğru cevabımız C şıkkı vites kutusu olacak. Şimdi e, geri dönük soru videolarına bakmaya çalışın diyorum ya arkadaşlar. İşte bu yüzden söylüyorum. Ben size demiştim ki araca geri hareket yeteneği kazandıran nedir? Milletim bunu soruyor demiştim. Geri hareket bizim için anahtar kelimeydi değil mi? Vites kutusu diyorduk biz. E, vites kutusu deyilince de yine aktarma organlarından olduğunu biliyoruz. Araca geri hareketi sağlıyor vites kutusu bunu unutmayan. Orada kavrama ise debri açtı. O da e, yine vites değiştirme imkanı sağlayan aktarma organıydı motorun hareketinin vites kutusuna iletilmesinde değil mi? Ya da kesilmesinde görev yapıyordu. Yine burada iletmek, kesmek bizim anahtar kelimelerimizden de bir önceki soru videosunda da bahsetmiştim. Hangisi frenlerin tutmamasına neden olur? Debrajın kaçırması, fren balataların yeni olması, fren hidrolik sisteminde sızıntı olması, fren lambalarının yanmaması. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Fren hidrolik sisteminde ne var? Bir sızıntı var değil mi? Eğer sızıntı varsa frenler tutmayacaktı. Hatta şöyle söyleyelim. E, fren hidrolik yağı günlük olarak kontrol ediliyor arkadaşlar. Bunu da söyleyeyim. Fren hidrolik yağı kalmazsa bakın yağ kalmazsa frenler tutmuyor. Sızdırıyorsa yine frenler tutmuyordu. Balatalar ve fren sistemi ıslandıysa eğer. Bakın balatadan bahsediyorum, fren sisteminden bahsediyorum. Bunlar ıslandıysa eğer yine etkili bir frenleme yapılamıyordu. Hangisi trafik kazalarının topluma verdiği zararlardan biri değildir? Üretim ve refah kayıplarının yaşanması, kariyerlerinin zamandan önce yıpranması, uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması, açılan çok sayıda dava ile yargı sisteminde iş yükünün artması. Doğru cevabımız. C şıkkı uzun vadede kalkınmaya olumlu etki yapması böyle bir şey zaten söylenemez. Sadece trafik kazaları topluma zarar vermiyor arkadaşlar. Kişiye, topluma, kamuya, çevreye zarar verebiliyor. Ha, sınav tabiriyle gidelim. Direkt sınav üzerinden gidiyorum. Yol kenarına dikilen ağaçlar değil mi? Bir trafik kazasına zarar görebilir mi? Elbette görebilir. Köprü ve tünel gibi noktalarda yaşanan kazalarda ne olur? ulaşım aksayabilir değil mi? Kesintiler yaşanabilir e, ve trafo ve elektrik direğine diyelim bir çarpma meydana geldi. Trafik kazasından bahsediyoruz. Trafo ve elektrik direği dedik ne olur? Elektrik kesintileri meydana gelir değil mi? Ekolojik zararlar görülür mü? Elbette görülür. Bilhassa yakıt, kimyasal madde, tıbbi atık vesaire yüklü araçların kazaları neticesinde ekolojik zararlar da görülebilir diyelim. 14. Karayollarında can ve mal güvenliği yönünden trafik düzeninin sağlanması ve alınacak önlemlerin belirlenmesi amacıyla çıkarılan kanun hangisidir? Medeni Kanun, Türk Ceza Kanunu, Karayolları Trafik Kanunu, 2872 sayılı Çevre Kanunu. Doğru cevabımız C şıkkı karoları trafik kanunu olacaktı arkadaşlar. 15. Hangisi karoları genel müdürlüğünün görevlerinden biri değildir? Şehir içindeki açık ve kapalı otobarklara izin vermek, karolarındaki hız sınırlarını bileleyip işaretlemek, karolarındaki işaretleme standartlarını tespit ve kontrol etmek, karolu güvenliğini ilgilendiren konulardaki projeleri incelemek ve onaylamak. Doğru cevabımız. A şıkkı değildi. Şimdi B şıkkına gelirsek er, bakın hız sınırı değil mi? Her zaman söylerdim ben altını çizerek söylüyorum diye. Hız sınırını bir de şu şekilde sorabiliyor milletim. Yapım ve bakımından sorumlu olduğu karolarında İçişleri Bakanlığı'nın uygun görüşü alınmak suretiyle karoları trafik yönetmeliğinde belirlenen hız sınırlarının üstünde veya altında hız sınırlarını belirlemek ve işaretlemekle yetkili olan kurum hangisidir derdi? Karoları Genel Müdürlüğü derdik. Şimdi iki tane yıldızlı notumuz var. Dilerseniz not alın. E, sınav sorusunun başında belediye sınırları dışında kalan diye başlarsa sınav sorusu kurumlar ile alakalı. Kırıköze üzerine yapılan her türlü çalışmadan hangisi sorumludur derse Karoları Genel Müdürlüğü sorumludur dersiniz. Yine e, belediye sınırları içinde bakın içinde belediye sınırları içinde derse karayolu üzerine yapılan her türlü çalışmadan hangisi sorumludur derse belediyeyi bulur şıklarda işaretlersiniz. Yani özet geçersek sınav sorusunun başında belediye sınırları dışında derse şıklarda karayolları genel müdürlüğünü işaretleyin. Belediye sınırları içinde derse sınav sorusunun başında şıklarda belediyeyi işaretleyin. Yukarıda verilenler trafik kazalarına rol oynayan faktörlerin hangisini içinde değerlendirilir? Doğrultu değiştirme manevralarını yanlış yapmak, önde giden bir araca güvenli ve yeterli mesafeden izlememek. Şıklar araç kusurları, y kusurları, yolcu kusurları, sürücü kusurları. Doğru cevabımız. Değişik olacaktı. Bakın manevraları yanlış yapıyorum. Araca güvenli ve yeterli mesafeden izlemiyorum. Ben neyim? Sürücüyüm. Bu kusur ne? Sürücüden kaynaklanan bir kusur. Hemen şöyle oynatalım videomuzu. Araç sürücüsü ne yapmalıdır? Bakalım ne yapması gerekiyor. Selektör yaparak araçları durdurabilir. Korna çalıp araçları yavaşlatabilir. Araçların geçmesini beklemelidir. Geçiş hakkını kendi kullanmalıdır. Doğru cevabımız C şık olacak değil mi? Araçların geçmesini beklemelidir. Ben şu anda hangi yoldayım? Ana yola girmeye çalışıyorum değil mi? Yani bu hızlanma şeridi, katılma şeridi arkadaşlar. Böyle bir sınav sorusu var. Çok soru çözen arkadaşlarım bilir. Hızlanma, katılma şeridindeyim ben. Ama e, yol var, lefası var orada değil mi? Ne yapacağım ben? diğer o şu anki gördüğünüz gibi araçların geçmesini bekledikten sonra ben geçeceğim. Tabii bu durumda durmayacağım, durmayacağız ama onların geçmesini bekleyip daha sonra biz geçeceğiz. Yani burada ilk geçiş hakkı bizim değil. Onlara korna çalmak veya selektör yapmak da doğru değil arkadaşlar. Nemli havalarda veya yıkama sonrasında benzinli aracın motoru zor çalışıyorsa hangisi yapılır? Motora yağ eklenir, far ampulleri değiştirilir, arka cam rezistansı çalıştırılır, buji kabloları ve bobin kurutulur. Doğru cevabımız Değişik olacak nebli bir havada veya şey işte yıkama sonrasında benim benzinli aracım motoru zor çalışıyorsa buca kabloları ve bobini kurutacağım. Bir de şu şekilde geliyorsam sorusu benzin motorlu araç su birikintisinde ıslanarak stop ederse çalıştırmak için ne yapılır diyor milletim. Ateşleme sisteminin parçalarını kuruluyoruz arkadaşlar. Buji değil mi? Buji kabloları, bobin bunlar ne? Ateşleme sistemiyle alakalı mantık yine aynı burada. Hangisi de trafik kazasında asli kusur sayılır? Kırmızı ışıkta geçmek, taşıma sınırının üzerinde yük taşımak, zorunlu olmadıkça aracını yavaş sürmek, sürücü belgesini yanında bulundurmamak. Doğru cevabımız. A şıkkı kırmızı ışıkta geçmek asli kusurdan çok bahsettim. Hata ve kusur arayacaktık değil mi? Maddeleri nelerdi sizlere onları vermiştim. Lütfen geri dönük soru videolarına bakmaya çalışın. Emin olun çok faydasını görürsünüz. Sürücüler hızlarını hangilerine göre ayarlamak zorundadır? Aracın yük ve teknik özelliğine, aracın cinsine uygun hız sınırlamalarına, görüş, yol, hava ve trafik durumuna şıklar 1-2-1-3-2-3-1-2-3 Doğru cevabımız şıkkı 1, 2 ve 3 olacak aracın içerisindeyim. Hızımı ben neye göre ayarlarım? Aracımın yüküne değil mi? Ceyha teknik özelliğine göre ayarlarım. Aracımın cinsine uygun hız sınırlamalarına uyarım arkadaşlar. Ee, görüş, yol, hava karlı olur, buzlu olur, kaygın olur, akşam trafiği olur değil mi? Yine buna göre de ben hızımı ayarlarım. Ve bulgular kazazede de aşağıdaki durumların hangisinin olduğunu gösterir. Şimdi burada birkaç tane daha sınav sorusu var. Geleceğiz ona. Sıkıntı veya nefes darlığı genellikle göğüs ortasından başlayıp kollara, boyuna, sırta ve çeneye doğru ilerleyen ve yaklaşık 5-10 dakika süren ağrı hissi. Hangisinin olduğunu gösteriyor? Reflü, kalp spazmı, kalp durması, solunum durması. Doğru cevabımız 5 şıkkı kalp spazmı olacak bizzat benim de yaşadığım bir olay. Ee, bakın sıkıntı ve nefes dalıyla başlıyor. Nerede olduğunu soruyor milletim. Göğüs ortasından başlıyor. Nereye doğru ilerliyor? Kollara, boyuna, sırta değil mi? Çeneye doğru ilerliyor. Ne kadar sürdüğünü soruyor milletim. Sınavda 5-10 dakika kadar sürüyor arkadaşlar. Biz bu ağrı hissine kalp spazmı diyoruz. Aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki gösterge süreceğini iyi bilir. Karterdeki yağ miktarını depodaki yakıt miktarını, soğutma suyu sıcaklığını, radyatördeki su seviyesini. Doğru cevabımız C şey şıkkı soğutma suya sıcaklığını bize bildiriyor. Hatta bir tane daha bir sınav sorusu çözmüştük değil mi? Soğutma suya sıcaklığını sürücüye bildiren gösterge hangisidir diye bir sınav sorusu vardı hatırlıyor musunuz? Hararet göstergesi de şu an gördüğünüz gibi. Şimdi aracın hararet göstergesinin yükselmesi hani ne anlama geliyor? Bir şöyle anlayalım. Motor hararet yaptığında hararet göstergesi yükselir arkadaşlar. Burada gösterge sürücüye bir uyarı da bu, uyarı veriyor. Motorun ve motora bağlı parçaların aşırı derecede ısınması anlamına geliyor bu aslında. Bizim hemen önlem almamız gerekiyor. Eğer önlem almazsak da tabi bazı sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Yani yine burada motor aşırı ısınıyorsa eğer e, biz buna hararet yapmış diyoruz. Aracımız hararet yaptı. Veya işte motor soğutma suyu ne şekilde eksilirse eksilsin diyordum değil mi ben size? Aracımız hararet yapıyordu. Yine bunu da lütfen unutmayın. Hangisi şok belirtilerinden biri değildir? Huzursuzluk, baş dönmesi, dudak çevresinde morarma, ciltte ısı artışı, kızarıklık ve kuruluk. Doğru cevabımız D şıkkı değildir. Ciltte ısı artışı demiş. Hayır. Ee, arkadaşlar trafik kazalarına görülen en önemli şok belirtilerinden bir tanesi vücut ısısının düşmesiydi. Yani ciltte ısı artışı değil. Vücut ısısının düşmesi ve titremeydi değil mi? Ee, yine burada şoka girmiş olan kişinin bilincinin açık kalmasını sağlıyorduk. Onu böyle kendisinde yormadan konuşturmamız gerekiyordu. Bilinç seviyesine azalma, hızlı ve yüzeysel solunum, ciltte soğukluk ve soğukluk meydana geliyordu. Nemlilik mi? meydana geliyordu kan basıncı da e, düşüyordu nabız süratli ve zayıf oluyordu yine burada kişi Elbette huzursuz olacaktır bilince bulanık olacaktır bir morarma meydana gelir dudak çevresinde ve baş dönmesi de meydana gelecektir dizel motorlar hangi prensibe göre çalışır birazdan ekran görüntüsüne bakacağız sıkıştırılmış hava üzerine mazot püskürtme sıkıştırılmış hava üzerine benzin püskürtme sıkıştırılmış mazot hava karışımının buji ile ateşleme Sıkıştırılmış benzin hava karışımını buju ile ateşleme. Doğru cevabımız. Ayşe olacak dizel motorlardan bahsediyoruz. Sıkıştırılmış hava üzerine mazot yani motorun püskürtme ile çalışıyordu. Şimdi bir iki video öncesinde ben sizlere söylemiştim e, dizel motorlarda zamanların oluşum sırasını sizlere vereceğim diye. Eğer ki sınavda dizelden bahsediyorum. Sadece hava emilir derse birinci zaman eme zamanı bulun ve şıklarda işaretleyin. Sadece hava pistona sıkıştırılır derse şıklarda ikinci zaman yani sıkıştırma zamanı işaretleyin. Sıkışmış havanın üzerine enjektörle mazot yani motorun büskürtülür derse üçüncü zaman yani yanma zamanını şıklarda bulun işaretleyin. Yanma sonucu oluşan pis gazlar eksozdan dışarı atılır derse dördüncü zaman yani egzoz zamanını işaretleyin. Buraya ekran görüntüsü almanızda fayda var. Bilinç kaybının an ileri durumu koma hali olarak bilinir. Buna göre hangisi koma hali belirtilerindendir? Öksürmek, yutkunmak, izrar kaçırmak, sesle dörtlere tepki vermek. Doğru cevabımız şıkkı idrar kaçırmak olacak. Orayı yıldızladım ya arkadaşlar. Bilinç kaybının an ileri durumu hangisidir diyordu milletim? Koma diyorduk. Yine buna ayrı bir sınav sorusuydu. Şimdi koma denilince mantığını anlıyoruz. Ezber yapmıyoruz. Lütfen ezber yapmayın. Mantığını anlarsakar birçok sınav sorusunu çok rahat çözeriz. Yutkunma, öksürük gibi reflekslerin ve dışarıdan gelen uyarılara karşı tepkin azalması ya da yok olmasıyla ortaya çıkan uzun süreli bilinç kaybı haline biz Koma diyoruz arkadaşlar kişi e, koma da eğer size hiçbir şekilde duymaz sorulan sorulara cevap veremez, e, burnuna kötü koku olsun güzel koku olsun hiç fark etmez bunlara tepki veremez, yutkunamaz saf sorusu yutkunamadığı için ağızdan yiyecek içecek sıvı verilmez arkadaşlar ve öksürme refleks de yoktur hiçbir dürtüye de cevap veremez altına idrar kaçırabilir geta da kaçırabilir. Trafik kurallarına harfiyen uyan bir sürücü için hangisi söylenir? Saygısız, penceli, korkusuz, farkındalık kazanmış. Doğru cevabımız. D şıkkı değil mi? Trafik kurallarına harfiyen uyuyor. Helal olsun ona farkındalık kazanmış. Bilinci acı kulağından kan gelen, göz çevresine ve kulak arkasına molukları olan kazazede. Olay yerinde herhangi bir tehlike söz konusu değilse aşağıdaki ilk yardım uygulamalarından hangisi yapılmalıdır? Ayakları 45 santim yükseltilmeli, başı 30 santim aşağı indirilmeli, hareket etmemesi sağlanmalı, kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Doğru cevabımız. C şık olacak. Şimdi bu soru gerçekten önemli. Geleceğiz ona da. Kişinin bilinci açık değil mi? Beyefendi iyi misiniz? Beni duyabiliyor musunuz? Evet iyiyim diyor. Bana tepki veriyor. Veya işte bir ağrısının olduğunu söylüyor. Fark etmez. Bana cevap verdi mi? Verdi. O zaman bilinci açık. Nerede, nerede bir kanama var? Kulağında. Kulağına kan geliyor değil mi? Göz çevresinde ve kulağının arkasında da morlukları var. Bu bir baş yaralanması mı? Aynen öyle. Peki omurga yaralanması da olabilir mi bununla beraber? Olabilir değil mi arkadaşlar? Bu yüzden bizim o kişiye asla hareket ettirmeden, bağış boyun gövde hizasını bozmadan e, hastaneye sevk etmemiz gerekiyor. Bir de demiştim ki şok pozisyonunda şunlara 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 şok pozisyonu verilmez demiştim. Kafa yaralanmalarında bakın şok pozisyonu verilmez. Bu yüzden A şıkkı zaten 45 santim diyerek yanlış söylemiş. Şok pozisyonu 30 santimdi. A şıkkını hemen eledik. B şıkkı başı 30 santim aşağı indirilmeli diyor. Bu da değil bunu da eledik. D şıkkına gelirsek tıkanmalı. Bakın kulağı temiz bir bezle tıkanmalı. Şimdi kulak kanamasına geçiyorum. Bakın söylediğim şeyler önemli. Sınav sorusu. Bir kişinin kulağı kanıyorsa diyelim benim sağ kulağım kanıyor değil mi? Bezi alırım kapatırım. Sağ kulağımın üzerine yatarım. Ama ben o kanamayı tıkamam. Ben o kanamayı engellemem. Arkadaşlar buna dikkat edin olur mu? Kanama engellenmez. Kulak tıkanmaz. Bırakın kanama aksın. O kan akmaya devam etsin. Yine burada D şıkkı da hatalı olacaktı. Devam ediyoruz. Arıza nedeniyle yolda kalan araçların sürücüleri tehlikeye meydan vermemek için hangisini yapmalıdır? Aracın vitesini boşalmalı. Araçta gözcü bulundurmalı. Aracın kapılarını açık tutmalı. Aracı yol dışına veya bankete çıkarıp işaretlemeli. Doğru cevabımız. Değişik olacak aracım arızalandı. Yolda kaldım. Ne yapacağım? Hemen sağa çekeceğim arkadaşlar. Bebeklerde soluk yoluna herhangi bir cismin kaçması halinde çıkartmak için ilk yardım olarak hangisi uygulanmalıdır? Yüz aşağıda olacak şekilde kol üzerine yatırılır ve kürek kemiklerin arasına vurulur. Sert bir yere sırt üstü yatırılır ve boyun üzerine baskı yapılır. Sırt üstü yatırılıp ayakları yükseltilir, şekerli su içirilir. Doğru cevabımız Aşıkı olacak hemen şöyle inelim görselimize bakalım ve tekrar söyleyelim bir bebek düşünüyoruz bebeğin yoluna soluk yoluna herhangi bir cisim kaçmış bu bir oyuncak parçası bir boncuk bir şeker Allah korusun e, diyelim kaçtı bebeğin soluk yoluna değil mi çıkartmak için ne yapıyoruz? Yüz aşağıda olacak şekilde kolumuzun üzerine yatırıyoruz ve kürek kemiklerin arasına vuruyoruz. E, vuru, vuruyoruz arkadaşlar. Yine burada herhangi bir su, sıvı şekerli vesaire hiçbir şey içirilmiyor. Sırt üstü yatırılıp ayakları vesaire yükseltilmiyor ve işte sert bir yere e, sırt üstü yatırıp boyun üzerinde de baskı vesaire yapılmıyor. Araçların bir mülke girip çıkması için yapılmış olan yolun karayoluna bağlanan ve karayolu sınır çizgisi içinde kalan kısmına ne ad verilir? Bir önceki soru videosunda bakın bu önemli demiştim. İşte şu anda sınav sorusunu görüyoruz. Şerit, banket, geçiş yolu, bağlantı yolu. Doğru cevabımız C şıkkı geçiş yolu mülk kelimesi değil mi? Bizim için önemliydi. Bir önceki soru videosunda söylemiştim. Şerit önemli. Taşıtların bir dizi halinde güvenle seyredebilmeleri için taşıt yolunun çizgilerle ayrılmış bölümüne şerit diyoruz. Banket önemli. Ya yola ayrılmamış karayolunda yaların ve hayvanların kullanabileceği, sonra hallerde de araçların faydalanabileceği kısma banketiyoruz. Bağlantı yolu önemli. Bir kavşak yakınında karayolu taşıt yollarının birbirine bağlanmasını sağlayan tek yönlü trafiğe ayrılmış karayolu kısmına bağlantı yolu diyoruz arkadaşlar. Trafik işaretlerinden hangisi düşük banket anlamındadır? Hadi dikkatli bakalım. Doğru cevabımız A şıkı düşük banket anlamında B şıkkı gevşek malzemeli zemin C şıkkı gevşek şev yani taş düşebilir kaya düşebilir anlamında D şıkkı sağ taraftan daralan kaplama yani yolun sağ taraftan daralacağını bize bildiriyordu. Motorlu araçlarda motorun yağ seviyesini kontrol etmeye yarayan ve özel göstergesi bulunan parça ne ad verilir? Yağdanlık, yağ fitresi, yağ çubuğu, yağ pompası. Doğru cevabımız. C şıkkı yağ çubuğu olacaktı. Motor yağ seviyesi yağ çubuğunun iki çizgisi arasında olacaktı. Motor su sıcaklığını sürece bildiren gösterge hangisidir? Şarj göstergesi, yakıt göstergesi, hararet göstergesi, fren hidroliği göstergesi. Doğru cevabımız. C şık olacak. Biraz önce çözmüştük değil mi arkadaşlar? Size bu şekilde gelir demiştim. Hararet göstergesi olacaktı. Motor soğutma suyu sıcaklığını bana hararet göstergesi bildirirdi. Yukarıda velanlardan hangileri aracın kış koşullarına hazırlanmasında alınması gereken önemlerdendir? Akü kontrolü, lastik kontrolü, antifriz kontrolü. Şıklar yalnız 1, 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Doğru cevabımız D şıkkı 1-2-3 olacak. Ben kış koşullarını hazırlamak istiyorum değil mi? Aküye bakmam lazım. Lastikleri kontrol etmem lazım. Antiferiz kontrolünü yapmam lazım. Hangisi eklem üzerlerinin kalıcı olarak ayrılması ve kantiliğinden normal konumuna dönememesi halidir? Kırık, çakık, incinme, burkulma. Doğru cevabımız... B şıkkı çıkık olacaktı. Bir önceki soru videosunda da söylemiştim. Bazen kalıcı kelimesini ekler. Şu an gördüğünüz gibi bazen eklemez. Kemik uçlarının birbirinden ayrılması diyoruz biz çıkık için arkadaşlar. Çıkığın belirtilerine gelirsek, bir morarma meydana gelir, şişlik olur, eklem bölgesine şekil bozukluğu meydana gelir. ve e, hareket kısıtlılığı meydana gelir. Hareket kaybı diyor aslında sınavda. Hareket kaybı da meydana gelebiliyor arkadaşlar. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne ne denir? Marş sistemi, yağlama sistemi, soğutma sistemi, aktarma organları. Doğru cevabımız D şıkkı aktarma organları olacaktı. Hocam neydi onlar? Hadi bakalım o zaman aktarma organlarına daha önceki soru videolarında söylemiştim. Motor gücünün tekerleklere aktarılmasını sağlayan parçaların tümüne, hepsine biz aktarma organı diyoruz hangisi durma değildir? Hani biraz önce bakmıştık ya arkadaşlar. İşaret levhalarına uyarak durmak, öndeki araçların durması sonucu durmak, yolcu indirip bindirmek için durmak, kırmızı ışıkta durmak. Doğru cevabımız. C şıkkı duraklama olacak değil mi? Hadi bir daha hatırlayalım. Karayola üzerindeki taşıtların durma halleri dışında yük almak veya boşaltmak, yolcu indirip bindirmek veya beklemek gibi kısa süreli durdurma hallerini biz ne diyoruz? Duraklama diyoruz arkadaşlar. Bu yüzden durma değildi. Seyahate başlamadan önce koltuk ve ayna ayarlarının yapılmasının sebebi hangisidir? Sürüş konforu ve güvenliğini sağlamak, aracın ivmelenme süresini artırmak, lastiklerin ömrünü uzatmak, yakıt tüketimini azaltmak. Doğru cevabımız aşık olacak. Şimdi seyahate başlayacağım değil mi? Örnek veriyorum buradan İstanbul'a gideceğim diyelim. İstanbul'a gideceğim için bir anda konfor lazım. Uzun yol değil mi? Koltuk ayarı benim için önemli. Gaz, fren, debriyaj değil mi? Önemli. Ayna ayarları... Bakın bunu, bunu da yine önemli bizim için. Bilincin kapalı olması durumunda dilin geriye kayması ya da solunum yoluna yabancı cisim kaçması gibi nedenlere bağlı olarak solunum yolu tıkanabilir doğru. Bu durumda kaza zehrenin boyun travması yoksa hava yolunu açmak için hangi pozisyon verilir? Bakalım. Şok, oturuş, yara yüzük oynayan, yan, D nereye gitmiş? Baş geri çene yukarı pozisyonu. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Baş geri çene yukarı pozisyonu vermemiz gerekiyor arkadaşlar. Kişinin bilinci kapalı olduğu için dil geriye kaçıp kendi kendine bulabiliyor. Bu yüzden baş geri çene yukarı pozisyonu vermemiz gerekiyor. aşağıdakilerden hangisi aydınlatma sisteminin parçasıdır? Buji, vantilatör, sigorta, alternatör. Doğru cevabımız C şıkkı sigorta aydınlatma sisteminin bir parçasıydı. Hangisi kılcal damar kadamasının özelliğidir? Koyu renkli ve taşma tarzında akması, sızıntı biçiminde ve hafif bir kanama olması, yüksek basınçlı akması ve zor durdurulabilmesi, yer ağzına, kalp atımlarına uyumlu şekilde fışkarak akması. Neyden bahsediyoruz? Kılcal damardan. Hadi bakalım. Doğru cevabımız... Bir şaka, kılcal kıl gibi ince sızıntı biçiminde olan değil mi kanamaları biz kılcal damar kanımız diyoruz hafif bir kanamadır kendi kendine durabilir Hayati önem arz etmez hangisine verilen durum ile izlenecek şerit arasında uyumsuzluk vardır sola döneceklerin sol şeritte seyretmesi yolun boş olması halinde iki şeridin birlikte kullanılması araç geçenlerin sol şeritten gitmesi yavaş gidenlerin sağ şeride izlemesi Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Daha önceki soru videolarında da söylemiştim. Yol boş, harika. Gelen yok, giden yok. Ben iki şeridi birden kullanabilir miydim? Hayır, değil mi? Kullanamam ben kendi şeridine gitmek zorundayım. Her an bir dönemece gelebilirim. Hele bir de gaz, vardıysam araca hızlı gidiyorsam eğer nasılsa yol boş diye her an bir viraja girebilirim. Her an bir tepe üstüne yaklaşabilirim değil mi? Bu yüzden iki şerit iki şerit birden kullanılmıyor. Herkes kendi şeridinde devam edecek. Tepesine bir yerdeyim diyelim. Çıktım. iki şeride yolu ortaladım. Gidiyorum. Karşıma bir hayvan çıkabilir mi? Çıkabilir. Bir çocuk çıkabilir. Bir araç arızalanmış, orada duruyor olabilir mi? Olabilir değil mi? Bazen araçlar hiç istenmedik yerlerde de bozulabiliyor. Bu yüzden iki şerit birlikte kullanılmaz. Hangisi delici göğüs kaza kazada yapılan doğru bir ilk yardım uygulamasıdır? Ayaklarını yüksekte tutulup yüzüstü yatırılması, bilinci açık ise yere oturdurma getirilmesi, ağızdan ılık içecekler verilmesi, batan cismin çıkarılması. Doğru cevabımız Beşik olacak delice göğüs yaralanmasından bahsediyoruz. Yani bu göğüs bölgesiyle alakalı olan yaralanmalarda yer oturuş pozisyonu veriyor arkadaşlar. Bunu bilin. Kişi daha rahat nefes alsın diye e, bu şekilde oluyor. Bilinci açık tamam kendinde işte o zaman yer oturuş pozisyonu vermemiz gerekiyor. Delici karın bakın karın yaralanmasında ise bu pozisyon olmuyor. Kişi sırt üstü yatıyor ve bacaklarını karnına doğru çekiyor. Hangisi bujinin görevidir? Aküyü şarj etmek, karışımı ateşlemek, yüksek akım üretmek, aküye akım göndermek. Doğru cevabımız. B şıkkı olacak. Bakın niye ateşlemek diyor. Karışımı ne yapmak? Ateşlemek değil mi? Buji ateşleme sisteminin bir parçasıydı. Kıvılcım ateşleme yanma. Kıvılcım ateşleme yanma. Bu bizim bujide anahtar kelimemizdi. Hangisinin geçiş üstünlüğü yoktur? Toplu taşıma araçlarının, sanık veya suçlu takip eden araçların, can kurtaran ve yaralı taşıyan araçların, alarm durumunda sivil savunma hizmeti yapan araçların. Doğru cevabımız. A şıkkı toplu taşıma araçlarının herhangi bir geçiş üstünlüğü yoktur. Yerleşim, yere, yerleşim yerleri içinde kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının duraklarını belirten levhalara her iki yönden kaç metre mesafe içinde park etmek yasaktır? 15, 20, 25, 30 Doğru cevabımız A şıkkı 15 olacak hatta bazen bu soruyu görsel olarak da sorabiliyorlar. Hangisi en hafif olup iz bırakmayan yanıklardır? Birinci derece yanıklar, ikinci derece yanıklar, üçüncü derece yanıklar, kas tabakasını etkileyen yanıklar. Yanıklardan bahsetmiştim. Hadi bakalım kimler dikkatli dinlemiş, daha önceki videoları kimler izlemiş? Doğru olan cevabımız. A şıkkı birinci derece yanıklar değil mi? En hafifte iz bırakmıyordu. Kendi kendine iyileşebiliyordu. İkinci derece yanıklarda şunu bilin sınav tabiriyle söylüyorum. İçi su dolu kabarcıklar oluşur. İkinci derece yanıklarda onlar patlatılmaz. Sınav sorusudur. Üçüncü derece yanıklar. Ee, sinir harabiyeti meydana gelir arkadaşlar. Üçüncü derece yanıklarda. 48. Trafik zabıtası veya trafik işaret levhası ve ışıklı işaret ışıklı işaret okuyamadım cihazı bulunmayan kontrolsüz kavşaklarda aşağıdakilerden hangisinin yapılması yanlıştır? İptali yoldan ana yola çıkan sürücülerin ana yoldan geçen araçlara yol vermesi, dönüş yapan sürücülerin doğru geçmekte olan araçlara yol vermesi, bütün sürücülerin geçiş üstünlüğüne sahip araçlara yol vermesi, motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi. Doğru cevabımız. D şıkkı motorlu araçlardan sağdakinin soldan gelen araca yol vermesi demiş. Hayır sağdaki her zaman daha öncelikliydi. Aksine bir işaret yoksa şekillik aracın sürücüsü iki yönlü dört veya daha fazla şeritli yollarda geçme ve dönme dışında hangisinde seyretmek zorundadır? Bankette orta şeritte, en sağ şeritte, en sol şeritte. Doğru cevabımız. C şıkkı en sağ şeritte zorunlu. Hatta biz ne diyorduk? Ağır abiler diyorduk değil mi? Ağır vasıta olan araçlar en sağdan gider. Yani ağır abiler en sağdan gider diyorduk. Ve şimdi geldik buraya birinci sorumuz. Şu anki göstergimiz hangisi arkadaşlar? El freni çekili. B şıkkı dikkat uyarı lambası. A mı B mi? Yorum bölümüne bekliyorum. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki soru videosuna görüşmek üzere. Hoşçakalın.